Evet arkadaşlar, durumları gördünüz, vaziyetleri gördünüz. Maalesef bugün son olarak arkadaşlar daha önceden çekim izni aldığımız Honda'ya gelmiştim. Hatta şu anda Honda'nın önündeyim. Maalesef bugün çekim yapacaktık. Son anda servis müdürümüz bize şöyle bir bilgi verdi. Maalesef genel merkezden yazı geldi. Çekim izni veremiyoruz. Ben de dedim ambargo mu yedik? Ya ambargo demeyelim de işte ne diyelim peki? Yani ne dememiz gerekiyor? Onu sizler söyleyin. Maalesef. Yani araçlar varken, kampanyalar yapılırken gelin koşun çekim yapın. Video hazırlayın. Kampanyamız var, tanıtır mısınız? Ama işler bu raddeye gelince suçlusu bizler oluyoruz. Araçlar eğer suçlusu sizler de değilseniz o zaman zaten kendinizi ifade edersiniz. Ben asla hiç kimseye, hiçbir kuruma buradan arkadaşlar suçlu şu sudur, şu kurumdur demem. Ama eğer suçlu değilsen o zaman da çıkarsın, kendini anlatırsın. Yani şu sebeplerden dolayı ülkeye araç gelmiyor. Bayilerimizde araç yok. Bunda doğal bir şey var mı arkadaşlar? Ülkeye araç gelmiyordur. Siz de çıkarsınız kurumunuz adına, dersiniz ki kardeşim çip sorunu var. Pandemi var. Bundan dolayı ülkemize araç gelmiyor. Bizler de sizlere, vatandaşlara araç sunamıyoruz. Bizim bir suçumuz, kabahatimiz yok dersiniz. Yine dediğim gibi burada bir kabahatli aramak değil. Ama hemen ne hikmetse arkadaşlar, bugün Honda'da olan çekimimiz iptal edilmiş genel merkez tarafından. Takdiri sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Maalesef otomobil piyasasındaki durum son durum. Geçen hafta sizlere bir konuşma videosunda arkadaşlar çip sorunuyla ilgili bizleri yakın gelecekte bayilerde nasıl durumlar bekliyor diye daha bir hafta önce attım. Birçok arkadaşımız da altına olumsuz yazmıştı. Ya ne diyorsun abi sen, nasıl araç yokmuş falan diye bir hafta sonrası. Bakın bir hafta önce bayilerde yine araç bulabiliyordunuz. İstediğiniz aracı bulamıyordunuz ama bir kısım araç bulabiliyordunuz. Şu anda arkadaşlar bomboş pozisyonda. Hatta bir takım bayiler bayilerin içinde, plazanın içerisinde ikinci el bölümü oluşturmuşlar. Bomboş olduğu için ikinci el araçlarını orada satıyorlar. Bunu da çekelim dedim İkinci el bölümü olan bayiye. Hayır, bu görüntüyü görünmesini istemiyorlar dediler. Çekemezsin. Sevgili arkadaşlar, maalesef yani bayilerde, bazı bayilerde elinde araç oluyor ama dediğim gibi istediğiniz aracı bulamıyorsunuz. Bazı bayilerde hiç yok. Maalesef söyledikleri de şu: çok az araç geliyor. Dispiritörümüz bize çok az araç sağlayabiliyor. Onu da biz zaten önceden satmış oluyoruz. Showroom'a hiç inmiyor diyor. Tırdan direkt otoparka iniyor. Oradan da zaten müşterimize sevk ediyoruz. Showroom'da sergilecek ya da önceden showroom'a koyup da satışı yapılacak bir araç yok. Çok az gelen araçlar da zaten satılmış oluyor. Sahibi hazır oluyor diyorlar. Arkadaşlar, sıfır cephesinde durumlar böyle. Maalesef bayilerde sizlere gösterebileceğimiz araçları artık bulmak imkansızlaştı. Bundan sonra ikinci ele yönlendireceğiz. Daha çok ağırlık vereceğiz ikinci ele. Araç piyasasını artık kalbi ikinci elde atacak yani. Bundan başka bir çıkar yol var mı bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi de çok fazla bilmiyorum. Biraz da öfkeliyim işin açıkçası. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.